Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Yavuz Bey, hoş geldiniz. Arkadaşlarla her gün ne zaman gelir diyorduk. Döndünüz değil mi? Sen burada ne yapıyorsun ki? Babanız size söylemedi mi? Tazminatlarımızı aldığımız ilk gün bizi geri çağırdı. Affetti. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Kozmetik departman olarak tam kadro hazırız. Yeniden başlıyoruz değil mi Yavuz Bey? Bakıyorum hiç vakit kaybetmemişsin. Sen ama hep bu odayı beğenirdin değil mi? Böyle babamın odasına yakın diye. Benim odamda teknik servis çalışıyor. Ayrıca sistemimde arıza var. O yüzden buraya geldim. Sen rahatına bak. Biliyorsun ben istifamı verdiğim için bu oda artık benim değil. Babam istifanı henüz kabul etmedi yalnız. Tamam. Yani böyle olsun ben de istemezdim. Ama o saçma sapan iddiaya seni ben sokmadım. Tabii sen arkana yaslandın ve tadını çıkardın. Eşinle beraber. İstifa etmek zorunda değildin. Tamam sen de vicdan yapmak zorunda değilsin. Abi. Rahatına bak. Sıkıntı yok. Gel. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Demek bütün ekibi tekrar işe almama çok şaşırdım. İnsan hangi yaşta olursa olsun, hangi tecrübede olursa olsun bazen böyle fevri kararlar alabiliyor. Sinirle, o anki stresle haksızlık yapabiliyor. Kimseye haksızlık olmamasına sevindim. Aslında kimseye haksızlık olmadı değil. Sen kendine haksızlık yapıyorsun oğlum. Bu istifa mektubuyla kendine çok büyük haksızlık yapıyorsun. Ve ben baban olarak buna asla göz yummayacağım. Bu istifa mektubunu kabul etmiyorum. Şimdi artık İşinin ve ekibinin başına dönebilirsin. Baba. Ben geri dönmeyi düşünmüyorum. Anlamadım. Bu şirket senin oğlum. Yani buraya dönmeyip de ne yapacaksın? Kafamda bir takım şeyler var ben. Zamanı gelince paylaşırım. Sen ciddi misin? Yani bundan sonra ben bu şirkette yokum mu diyorsun? Yok. Ben gideyim o zaman. Sonra tekrar konuşuruz. İyi çalışmalar.
Şoföre söyle, arabayı hazırlasın, eve gideceğim. Toplantınız vardı Azim Bey. Toplantıyı iptal ettim. Eve gidiyorum. Azim Bey, ben de tam yanınıza uğrayacaktım şimdi. Hoş geldiniz Yağız Bey. Bu kızın davası ne durumda ya? Bunu ben savunamayacağım Yağız Bey. Tabii siz de haklısınız. Babama karşı zor durumda bıraktım sizi. Mesele babanız değil. Hazan Hanım hiçbir şekilde benim onu savunmamı kabul etmiyor. Dediğim gibi ücretsiz yardımı kabul etmeyecek. Nereden nereye? Anlayamadım. Neyse siz bu yeni avukat kimmiş öğrenin. Gerekirse onu yönlendirirsiniz. Yani gölge adam gibi davayı takip edersiniz. Yağız Bey, haddimi aşmak istemem ama bu mesele sizin için neden bu kadar önemli? Gelişmelerden haberdar edersiniz. Affolmayan bir kabalık yüzünden.